Şimdi Ayasofya'ya geçelim müsaadenizle. Yavuz Bey, sizinle başlayalım isterseniz. Ayasofya Cuma günü artık ibadete açılıyor. Allah nasip ederse önümüzdeki Cuma İnşallah. 24 Temmuz itibariyle. Evet. Yorumunuz nedir bu konuya? Ya siyaset böyle bir karar aldı. Siyasetin aldığı bu kararın etrafından üslup probleminin sebep olduğu başka bir takım problemlerle ilgili tartışma başladı biliyorsunuz. Şimdi normal şartlarda da Sayın Cumhurbaşkanı'nın dışarıya dönük bir beyanatında vardı. İktidar muhalefet beraber bu ortak bir hissiyat gelişti. Bu hissiyatın neticesidir demeye gayret etti. Çerçevesi bu olan bir konuşma yaptı Sayın Cumhurbaşkanı. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi açın, suistimal etmeyin yerinde durdu. Biz İYİ Parti olarak hem hususiyetle bu iş siyasi polemik meselesi falan değildir. Tarihe sorumluluğunuzsa yerine getirmeniz gereken vazifenizi yapın diye bir önerge verdik. Durduk duracağımız yerde. Sen bunun üzerinden memleketin siyaset meselelerini çözen bir merkez olarak bu bir mesele ise mutlaka çözülmesi gerekiyorsa çözecek ve kenara koyacak. Ama Türkiye'de çok uzunca zamandır Mustafa Bey biz meselelerimizi çözüp kenara koymak yerine meselelerimizi ortaya getirip çözümsüzlüğe mahkum edip oradan siyasetin tartışma alanından medet ummak gibi bir fasit daireye sıkıştırdık meselelerimizi. Biz şimdi Fatih'e ben bu meseleyi partim adına da birkaç çerçevede hem tenkitle hem de taltifle birleştiriyorum. Kızıyorum, sebebi şu: biz tarihi kendi mizacımıza, kendi siyasi iddialarımıza uygun insanları devşirip bizim gibi düşünmeyenlerin kafasına atılacak taşlar için bir merkez gibi görmemeliyiz. Efendim, istediğiniz insanı sevebileceğiniz kadar zengin bir tarihi geçmişe sahibiz. Kimi isterseniz istediğiniz hissiyatınıza uygun, kimi severseniz sevdiğiniz tipte insan bulabileceğiniz çok büyük, bakir bir geçmişimiz var. Şimdi bu tarih uzunca zamandır bir hesaplaşma alanı haline geldi, getirildi. Birilerini sevmek, birilerini sövmekle eşit bir hissiyatla ortak bir mücadele alanına dönüştürüldü. O yüzden biz bu mevzuda bir tek hassasiyetimiz vardı. Efendim, tarihe karşı sorumluluğumuz var diyor hükümet. Bu söylediklerinin tam tersine cümleler kurduğu zamanlar da oldu Sayın Cumhurbaşkanı'nın, biliyorsunuz. Sayın Cumhurbaşkanı mesela, ben bu tip provokasyona gelecek adam değilim. Ümmet-i Muhammed'in sorumluluğunu da çekiyorum. Dünyanın muhtelif yerlerinde ibadethaneler de var. Onların açık hedef haline gelmesine sebep olacak böyle bir provokasyona asla alet olmam. Devlet yönetiyorum dedi. Sultanahmet doldu mu ki de dedi. Ondan sonra da şimdi bu raddeye geldi. Bunu şöyle ifade etmeyi seviyor hükümetimiz. Biz de öyle düşünüyoruz. Efendim, bizim gençlik yıllarımızın en iftihar ettiğimiz eylemleri Ayasofya'nın önünde yaptığımız eylemlerdir. Yani bu Ayasofya'nın önünde polisten jop yemeden, gözaltına alınma korkusu olmadan namaz kıldığımız vaki değildir bizim. Şimdi 24'ünde polisten jop yemeden, gözaltına alınma korkusu olmadan iftiharla namaz kılacağım ben orada, gideceğim. Ama bu mesele konuşulma şekli, çözülme şekli dahil, konuşulurken kullanılan üslup dahil sanki meseleyi çözmeye çalışmıyoruz da başka problemler çıkarmaya çalışıyormuşuz gibi oluyor. İki şeye itiraz ettik İyi Parti olarak. Bizim Fatih Sultan Mehmet Han'a, ceddimize ve onun şerefli ordusuna 3 mahcubiyetimiz var. 3 mahcubiyetimiz var bizim. Birincisi, en büyük mahcubiyetimiz, onun fethin ruhuyla askeri dehasını birleştirip aldığı bu şehri İngilizlere vermiş olmak büyük bir mahcubiyetti. Kurtuluş Savaşı'ndan evvel biliyorsunuz 4 yıl 10 ay 23 gün işgalde kaldı. Bu ceddimize fethi yapmış, fetihte bulunmuş askere karşı bizim mahcubiyetimizdi. En büyük mahcubiyetimiz İslam başkentinin, Türk yurdunun, dünyanın iftihar ettiği en müstesna şehirlerden birinin 4 yıl 10 ay 23 gün İngiliz işgali altında kalmasıdır. En büyük mahcubiyetimiz buydu. Onun kadar büyük bir mahcubiyet bize bu mukaddes şehri emanet eden ecdadın bize burayı emanet ettiği ruhla muhafaza edileceğine dair sözümüz vardı. O sözümüzü de unuttuk. Onun hilafına davrandık. Bu şehrin canını okuduk. En büyük mahcubiyetlerimizden birisi odur. Üçüncüsü de Fatih'in vakfiye olarak muhafaza edilmek sorumluluğu vardı. Zamanın şartları bizim bu anlamdaki sorumluluğumuzu taşımamıza böyle bir ara dönem vermiş oldu. Şimdi bu 3 sorumlulukla ilgili efendim biz gereğini yapacağız. Şimdi gereğini yapacağız da hükümet pozisyon aldı. Şimdi bizim itirazımız şuna: İstanbul'u en büyük mahcubiyetimiz olarak İngilizlerin işgalinden kurtarmış olan iradeye, Mustafa Kemal Atatürk'e ve onun ordusuna
medyunu şükran olmamız gerekmiyor mu bizim? Gerekiyor. Şimdi medyunu şükran olmamız gereken bir irade var. Ama oradan çıkıp mevzuyu işte İstanbul'u cami-i şerif, cami-i kebir olarak da tapuya kaydettirmiş bir iradeyi, efendim siz burayı müze yaptığınız ithamıyla tırnak içinde hainlik cümleleriyle birleştiriyorsunuz. Bu Türkiye'nin çözülecek meselelerini çözmeye teşebbüs ederken yeni büyük problemlere sebep olacak bir üsluptur. Buna kızıyoruz. Yani İstanbul'u Fatih Sultan Mehmet bize hediye etmiştir. Sonra mesela Resul Bey bilecektir. Belki o benden bu mevzuda yaşça da büyük olduğu için hafızasında belki beni teyit edecek başka bilgiler de vardır. Biz mesela İngilizlerden kurtardığımız yerleri, Rus'tan kurtardığımız yerleri, Fransızlardan kurtardığımız illerimizi kurtuluş merasimleri yaparak anıyoruz. Maraş'ın kurtuluşu, Antep'in kurtuluşu, efendim Ruslardan Erzurum'un kurtuluşu, evet. Kars'ın kurtuluşu. İstanbul'un kurtuluşundan böyle mübalağalı bir kutlama yapmıyoruz. Farkındasınız. Yani biz gençlik yıllarımızda da çok şahit olmadık. Resul Bey şahit olduğumu bilmiyorum. Sayın Aralioğlu zaten İstanbul'un fethedilmesi zaten 50'li yıllarda başladı kutlanmaya. Yanılmıyorsam. Yani İstanbul'un Fatih Sultan Mehmet'in fethi 50'li yıllarda biz bir mahcubiyet galip. Şunun için arz ediyorum. Yani mesela Maraş'ın kurtuluşu gibi kutlamıyoruz. Geçen sene yapıldı. Daha evvel valilik himayesinde bir iki kutlama falan yapıldı ama evet. Böyle yani İstanbul bizim başkentimiz ve burası 5 yıl bak şunun için arz etmeye çalışıyorum bunu. İstanbul'un 5 yıl İngiliz işgalinde kalmış olması bizim için büyük bir mahcubiyet sebebidir. Öyle zannediyorum. Yani ben bununla ilgili bir vesika bilmiyorum. Resul Bey biliyorsa düzeltsin beni. Ama zannediyorum hafızamızda kötü bir yer işgal ettiği için bu. Biz peki. Başkentimizi 5 yıl İngilizlere kaptırdık gibi bir şeyi tetiklemesin diye kutlamıyoruz. Şimdi şunun için arz ettim bunu. Biz İstanbul'u İngilizlerin elinden almış olan iradeyle aslında değil mi tekrar teslim alan İstanbul'u bize hediye eden emanet, bize emanet eden tekrar iradeyle hesaplaşma duygusu taşıyormuşuz gibi bir ifadenin içine girmememiz lazım. Yok öyle bir şey. Yani ben özellikle Resul Bey de bilir. Ya, tartışma işte? Programında. Ya efendim Sayın Cumhurbaşkanı'nın konuşma metnini yazan arkadaşlarımız galiba biraz dağınık ve özensiz de onlar o araya sıkıştırmış oldukları bu tarihi ihanet falan ithamını başlamış tartışmanın ateşleyicisi gibi gördüm ben. Çünkü nihayetinde ne olursa olsun ben İstanbul'u İngilizlerden alıp sadece Ayasofya'yı değil içinde iftiharımız olan pek çok İslam eserinin, şah eserin, estetik üstünlüğümüz olan pek çok eserin olduğu dünyanın en güzel şehirlerinden olan İstanbul'u bize hediye eden insanlara evet. Ve başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere medyunu şükran olmak ve bunu peki, ifade bunu, etmek bunu konuşalım o durumundayken zaman. Niçin biz... Bu bir. Birincisi bu. İkincisi bir şey daha ilave edeyim. Onun üzerine konuşalım. Tamam. Ben Fethin caminin açılması kadar ondan daha büyük bir sorumluluk. Yine onu Sayın Cumhurbaşkanı'nın konuşmasının arasında yerleştirilmiş. Efendim Ekber Cihat, Asgar Cihat diye bir şey konuştular. Biz Fatih Sultan Mehmet Han'a ve onun şerefli ordusuna verilmiş sözü tutuyorlar diye tabii ki kızamayız. Bu bizim için de iftihar sebebidir. Açılsın biz de iftiharla ibadetimizi yapalım. Ama Allah'a verdiği sözü unutmuş da başına bin bir türlü gayle gelmiş bir milletiz biz bir taraftan. Yani İstanbul'u bize hediye eden ruhtan kopmamamız lazımdı. Evet. Adalet duygusundan, şimdi... nezaketten, merhametten, hoşgörüden, toleranstan, insan için şehirden kopmamamız lazımdı. İstanbul evet. Şimdi bu haldeyken ben onu hatta mecliste önerge verdiğim zaman da konuştum. Dedim ki Fatih Sultan Mehmet yani Allah'ın lütfundan gelse fethin açılışına gelse içimizden hangi adam bir adım öne çıkabilir ki bize bıraktığın bu şehri bu hale biz getirdik. İftiharla biz öne çıkıyoruz. Kim diyebilir? Dolayısıyla bizim sorumluluğumuz Türklerin sorumluluğu taşlara değildir. Türkler fetih dedikleri işi insanların kalbine doğru taşıdıkları için büyük medeniyetler kurmuştur. Biz binalara değil insanlığın kalbine sorumlu bir milletiz. Hı hı. En iftihar ettiğimiz dönemlerde yaptığımız işlerde insanlığın kalbine dokunabilmek imkanını evet. Adaletle gösterebildiğimiz zamanlardadır. Evet. Adaletini yitirdiğimiz yurdun, nezaketini, merhametini yitirdiğimiz yurdun, hı hı. Helalini, haramını birbirine karıştırdığımız yurdun içerisinde taşlar bize
bu şehri yeniden hediye edemez. Tamam. Hassasiyetinin çerçevesini buraya oturttum ben. Sayın Araloğlu, evet. Teşekkür ederim. Şimdi söz vereceğim ama bir açıklama yapmak istiyorum. Şimdi program moderatörü olarak da sosyal medyada Yavuz Bey'in sesini açın, işte duyamıyoruz falan diyorlar. Yani biz böyle bir şeye kesinlikle ben zaten sizi de duyamıyorum. Zor etmeyiz. Duyuyorum sizi. Olabilir. Yani o şey hani ben olabilir derken yani sesçi arkadaşlar açar sesini duyarsınız. O mesele değil yani öyle Yavuz Bey'in sesini kısmak falan öyle bir küçüklük yapacak halimiz yok. Evet. Sonuçta en iyi şekilde ağırlamak isteriz bütün konuklarımız gibi herkesi. O noktada da hani bir açıklama yapmış olayım. Evet. Resul Bey sizden başlayalım. Evet, Yavuz Bey'in mahcubiyet diye sıraladığı 3 konuda da tabii söyleyeceklerimiz var. Yavuz Bey düşünceleri, inancı, yaşayış biçimiyle biz kendisini uzak bir insan olarak görmüyoruz. Fakat farklı siyasi partilerde olmanın verdiği bir takım siyasi refleksler var. Öncelikle şunu ifade edelim. Ne AK Parti ne de Türkiye'de yaşayan hiç kimse bu ülkenin kurtuluşu için Kurtuluş Savaşı'na başkomutanlık yapmış Gazi Mustafa Kemal'e karşı herhangi bir şey içinde olamaz, olmamalıdır. 1924 yılına kadar Gazi Mustafa Kemal benim de kahramanımdır, başımın tacıdır. 1924 yılında yaptığı o mükemmel anayasa bu cumhuriyetin fabrika ayarlarıdır. O döneme kadar Mustafa Kemal bütün Türk milletinin, sadece Türk milletinin değil, İslam ümmetinin bir kahramanıydı ya. O dönemin en büyük şairi Mısır'daki Ahmet Şevki, o İstiklal Savaşı sırasında Allahu Ekber ya Halide Türk diye, ey Türklerin Halid İbni Velidi diyerek Allahu Ekber diye başlayan kasideler yazmıştır Mustafa Kemal için. Neden? Çünkü o gün, o dönemde Mustafa Kemal Atatürk Sivas'taki yemininden başlayarak hilafeti, saltanatı kurtarmak, ahkam-ı şer'iyeyi uygulamak için bu milleti arkasına takmıştır ve bu millet de onun arkasından gitmiştir, milletin kahramanıdır. Fakat 1924'ten sonra bir CHP tek parti iktidar dönemi vardır ve bu iktidar döneminde, tek parti döneminde o 1924 yılındaki mükemmel anayasada belirlenen, Cumhuriyetin temel fabrika ayarlarından uzaklaşmıştır CHP dönemi. Dolayısıyla Ayasofya ile ilgili alınan karar da o fabrika ayarlarından kopmuş Cumhuriyet Halk Partisi'nin aldığı karardır. Cumhurbaşkanının o kararı eleştirmesi yerden göğe kadar haklıdır. İstanbul'un fethi kutlanıyor fakat doğru. Kurtuluşu çok görkemli kutlanmıyor. Neden Maraş'ınki görkemli kutlanıyor? Çünkü orada bir savaş verilmiş. İstanbul'un biliyorsunuz işgalden kurtuluşu anlaşmayla olmuştur. Yani herhangi bir savaş burada Türk ordusuyla İngilizlerle savaş olmamıştır. Dolayısıyla yapılan kurtuluş günlerinde beyanatlar bir küçük bir takım şeyler olur. Fakat savaş olmadığı için de pek kutlanmaz. Ama o zaman fetih, kutlamayalım mı? Fetih günü biliyorsunuz bütün Türkiye'de kutlanacak bir şekilde. Yani nedense şeydi. İngilizlerle Efendim? Yaptığımız, İngilizlerden aldığımız, İngilizleri yendiğimiz ya da İngilizlerle Bey, muhatap olduğumuz şeylerde hiç kutlamıyoruz. Öyle bir yer. Şey mi var? Hayır, şu var. İngilizler bir İngilizler de biz çekildiler oradan. Kutulemareyi bile. Kutulemare. Kutulemareyi bile. İstanbul'un alınması. Kutulemareyi bile kutlamadı Türkiye. İngilizlerle şimdi yani bu şeyin Ayasofya'nın müze olarak kapatılması, bir takım verilen tavizler vesaireler bunlar o dönemin şartlarında şu veya bu sebeple olmuş olabilir ama biz bir siyasi parti olarak CHP'nin 24 ile 50 arasında yaptığı yanlış icraatlara yanlış demekten çekinmeyeceğiz. Bunu da kesinlikle bu ülkenin kurtuluşuna başkomutanlık yapmış ruhu karşımıza almak gibi bir şey kesinlikle söz konusu değildir. Söylediğim gibi 1924'e kadar milletin kahramanıdır. 24'ten sonra CHP dönemidir. Yaptığı güzellikleri kabul ederiz ama Ayasofya gibi bir takım kültürel sosyal değişiklikler gibi onların hiçbirisini tasvip etmeyiz bir siyasi parti olarak. Bunu söylemeye de hakkımız var. Dolayısıyla yani biz ne İstanbul'u işgalden kurtaran ne Türkiye'nin Kurtuluş Savaşı'nı başaran ruhtan kesinlikle muazzep değiliz, rahatsız değiliz. Onun yanındayız, başındayız sonuna kadar. Başındaki Mustafa Kemal'i de minnetle şükranla anarız.
Ama 24'ten sonraki tek parti CHP dönemindeki kültürümüze, dinimize, medeniyetimize karşı yürütülen o batılılaştırma, çağdaşlaşma adı altında dine karşı alınan, bu milletin töresine karşı alınan kararların hiçbirisini de kutsamak durumunda değiliz. Evet, Mücahit Bey, İbrahim Bey'e geleceğim ama şu konudaki cevabınızı İstanbul'u merak ediyorum. İstanbul'u konuşuyoruz, Ayasofya'yı konuşuyoruz. Yavuz Bey, şimdi Mücahit Bey'den bir cevap almak istiyorum bu konuda. Ayasofya kararı. Buyurun. Bir saniye, şimdi şunu şey yapalım, geçelim ondan sonra. Ayasofya kararı Cumhuriyet'le hesaplaşma mıdır? Kesinlikle değil. Yo, böyle bir ben açıkçası ideoloji gözlükleriyle onu söyleyecektim. İdeoloji gözlükleriyle tarihe bakmanın yanlış olduğu kanaatindeyim. Yani tarihi böyle elimizde sopayla kimi dövebiliriz diye insan arama yeri olarak kabul edemeyiz tarihi. Dolayısıyla tarihte bu sayılan zatların tamamı Türk büyükleridir. Bu sebeple bunlara asgari saygıyı eleştirirken dahi göstermek mecburiyetindeyiz. Onu net bir şekilde ifade edeyim. Dolayısıyla şimdi Ayasofya'nın açılması hadisesiyle ön tarafına işte yakın tarih ve Cumhuriyet dönemini koymak doğru bir yaklaşım olmaz. Bu yine ideolojik bakış açısıyla tarihe bakmak olur. Ayasofya'yı anlayamayız. Fethi, Fatih'i anlayamayız bu bakış açısıyla. Dolayısıyla şimdi bu noktada bu çekincemi ortaya koyarak, yani ideolojiyle tarihe bakmama çekincemi ortaya koyarak bir tespit yapmak istiyorum. Şimdi tabii İstanbul fethedildiği zaman Ayasofya aşkı Fatih'i çok motive eden bir duyguydu. İstanbul'un fethinde çok önemli sebeplerden birisi de Ayasofya'dır üstadım. Şimdi bu Fatih Sultan Mehmet Han İstanbul'a girdiğinde ilk uğradığı yer Ayasofya olmuştur. Ne vardı Ayasofya'nın içinde? O zamanın halkı, Bizans halkı, Fatih'ten korkutulan Bizans halkı Ayasofya'nın içine sığınmıştı. Fakat Fatih din ve vicdan özgürlükleri aynen girdiği yerde halka bizzat deklare ederek din ve vicdan özgürlüklerini teminat altında olduğunu, devletin teminatı altında olduğunu, kendi teminatı altında olduğunu beyan etti. Bu yaklaşım o zamana göre çok ileri bir seviyedir. Yani Fatih döneminin çok ötesinde ileri bir entelektüel kişidir, sultandır. Ve dolayısıyla şimdi fetih tabii sadece kılıçla yapılan bir hadise olmadığı için gönül fethinin de o aldıktan sonra, fethettikten sonra mesele nereye geliyor? Gönül fethine geliyor. Her zaman öyle olmuştur bizim fetihlerimizde. Yani tıpkı o işte Ayasofya'nın içine sığınmış olan Bizans halkını gönlünü fethetme gibi, oradaki din ve vicdan özgürlüğünü serbest bırakarak fethetme gibi. İşte bu fethi bu şekilde anladıktan sonra, hatta Fatih'in, bakın başka bir şey söyleyeyim, İstanbul fethinden daha önemli olarak gösterdiği Akşemseddin'le aynı zamanda çağdaş olmayı İstanbul'un fethinden daha öne çıkartmıştır Fatih. Yani diyor ki lalalar işte bugün çok şen şakraksınız sultanım diyor. Yani o zaman da hakikaten kahvaltı sofrasında İstanbul yeni fethedilmiş. Ama İstanbul hakikaten kırık dökük yıkık vaziyette. Hı hı. Dolayısıyla İstanbul'u imar eden de Osmanlılar, ceddimiz. Diyorlar ki böyle çok şen şakraksın sayın sultanım diyorlar. Sultan da cevap veriyor, diyor ki bu saadet ki bende gördüğünüz bir kala fethinden ibaret değildir. Akşemseddin gibi bir pir aziz zamanında yaşadığıma sevinirim diyor. Şimdi bu noktalardan ele alırsak, hani bu sevimli noktalardan ele alırsak meseleyi, Ayasofya'nın açılmasının da Ayasofya'nın aslına rücu etmesinin diyelim, daha doğru bir kelimedir o. İbadete açılması. Evet. İbadete açılması ve aslına rücu etmesinin bu noktada ne olduğunu, ne ehemmiyet kesbettiğini, nasıl ehemmiyet kesbettiğini daha net bir şekilde görürüz. Ben açıkçası Ayasofya'nın aslında Fatih'in vakıf senedine rücu etme hadisesini yakın tarihle adeta yarıştırır pozisyona getirmenin doğru bir yaklaşım olmadığı kanaatindeyim. Çünkü yakın tarihte Fatih'in iradesine bir çelişki yoktur. Benim kanaatim o. Yani biraz önce bahsedilen Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurucusu, 1934 yılında bir bakanlar kurulu kararı alınmıştır o zaman. Reis-i Cumhur olarak da Mustafa Kemal Atatürk bunu imzalamıştır. Ve bakanların da imzası var. Ama bu tabii hiçbir bakanlar kurulu kararı gibi nas değildir. Yani ondan sonraki bakanlar kurulu Danıştay incelemesine tabidir. Ondan önceki bakanlar kurulu da Danıştay incelemesine tabidir. Vakıflarla ilgili ise eğer. Vakıflar kanunu olarak bunu yaparak siz Atatürk'ün kararına karşı çıktınız. Nasıl çıkarsınız? Hayır, o doğru bir şey değil. Yani Atatürk'ün bu noktadaki iradesi, bu noktadaki şeyi, o konjektürel mesele, o konjektüre uygun, dönemi şartlarına uygun icraatı, evet, dönemi şartlarına uygun icraatı sonradan bozulmasın diye yapılmış bir icraat ve fiil olduğu kanaatinde değilim ben.
Burada bizatihi Atatürk'ün benim kanaatime göre düşüncesi ondan sonra Tapu Senedi'ne de atıf yaptı sayın vekilim. 936. Tapu Senedi'nde de Ayasofya bakın Cami-i Kebir olarak Tapu Senedi'ne geçirtmiştir. Yani mesele şudur. Devletin devamlılığı var ya devlet. Bazı şeyleri bazı zamanlarda yapamayabilirsiniz. Bazı şeyleri yapmak durumunda kalırsınız. Bazı şeyleri de geleceğe bırakırsınız. Dersiniz ki torunlar, evlatlar bakın bu meseleyi halledin kardeşim diyebilirsiniz. Anlatabiliyor muyum? Evet. Bunu bu şekilde bakmak lazım. Ya burada bir kavga, buradan bir kavga çıkartmanın ben doğru olmadığı kanaatindeyim. Dolayısıyla Ayasofya konuşulurken evet. Yakın tarihten çok Fatih'in ve Fethi'nin ne olduğunu konuşulmasının amacı yönelik olduğu kanaatindeyim. Toplumumuzda çok ciddi bir uzlaşma var meseleyle alakalı. Ben meseleyle alakalı gerek siyasi partilerimizde gerek toplumumuzda bir ayrıklığın olmadığı kanaatindeyim. Yani bazı 90 ibadete açılsın doğru. Mı şeyi? Bazı istisnai, bazı esasa ilişkin olmayan unsurlarda elbette ki eleştiri götürür bu. Sayın vekilimiz de o hakkını kullanmıştır. Yani eleştirilebilir tabii bazı noktalarda. Fakat hiç kimsenin Ayasofya'nın ibadete açılması noktasında bir eleştirisi, bazı Cumhuriyet Halk Partisi işte Sultanahmet'te de müze yapalım diyen Cumhuriyet Halk Partisi vekilleri hariç, Cumhuriyet Halk Partisi tüzel kişiliği de, Öztürk söylüyor Cumhuriyet'le, İyi Parti sözcüleri de tüzel kişiliği de, bu şekilde bir karşı duruş sergilememiştir. Onlar niye hariç? Onlar da mesela aynı şeyi yani, söylemez mi? CHP yönetim olarak karşı çıkmadı yani. Öyle bir beyan olabilir mi ya? Ayasofya müze kalsın, Sultanahmet'te müze yapalım tarzında estetik, bir beyan. Olacak ama sonradan düzeltti onu. Estetik. Onun altını çizelim. Kaboğlu da onu literatürü, literatürü bilmiyorlar. Şimdi şu, şu mevzu. Literatürü bakın, bilmeyen İbrahim, dediğiniz profesör. Mücahit Bey, yani sadece şöyle, bu haksızlık etmeyelim. Normalde teklif münasebetsiz bir teklif ama kastedilen şey şu. Estetik üstünlüğümüz olan yapıları koruma duygusu. Yani o literatür bilmiyor ya derken Yavuz kastettiğim Bey, bırak CHP'liler savunma, sen savunma onu. Yani onlar... Sayın Vekilim bitireyim ben. Öyle değil. Anlaşıldı. Yani bizim... Ya Kaboğlu'nu tezkiye etmek sana kalmasın söyledim, Yavuz onu düzeltmek ya. İçin söyledim. Evet. Şimdi yok onu demiyorum. Bak, problem değil. Haksızlık etmeyelim diye söylüyorum. Normal hani bu klasik bir CHP refleksi gibi takdim edilmesin. Estetik üstünlüğümüz olan şaheserleri koruma duygusu. Yani münasebetsiz bir teklif ayrı bir şey ama arkasında böyle bir şey var. Onu şerh edeyim istedim. Münasebetsiz teklif sözüne imza atıyorum. Hakikaten münasebetsizdir. Şimdi bu noktada estetik noktasında da yani dünya kültür mirası noktasında da bazı itirazlar yapıldığı zaman şu söylenir ve doğrudur da. Burada dünya kültür mirasına bir halel gelmez. Sultanahmet kültür mirasımız değil mi? Süleymaniye değil mi? Pekala ibadetle bu kültür mirasını koruma, muhafaza etmenin bir çeliştiği nokta yoktur. Dolayısıyla Ayasofya şu anda hem camidir, bir yargı kararıyla ama siyasetin iradesiyle hem de siyasetin Sayın Cumhurbaşkanımızın o rahatlatması, o iradesi ve Türkiye'nin geldiği nokta, Türkiye'nin geldiği güçlü nokta ve aynı zamanda muhalefetin de destek vermesiyle şu andaki Ayasofya eski halini 1453'teki vakıf senedine uygun bir şekilde kullanılacaktır. Vatandaşlarımıza hayırlı olsun. Bunu demek lazım. Evet, İbrahim Keleş. Evet. Şimdi meselenin tarihi geçmişi şu oldu, bu oldu. Bunlar zaten yeterince orada konuşuldu. Bir araya girip bir şey sorarak konuyu açabilir miyim? Bugün Cumhurbaşkanımız yeniden bu bizim iç meselemizdir dedi. Biz dışarıdan gelen egemenlik meselemiz. Egemenlik aslında önemli. Egemenlik niye önemli? Bugüne kadar bu cami niye açılmadı? Halkın talebi yeni mi ortaya çıkmıştı ki? Halbuki eskiden de vardı o talep. Biraz evvel... Sayın Aralyoğlu önünde eylem yaptık, namaz yani kıldık. Mendere saçmak istedi, özel açmak istedi, açılamadı, açılamadı. Niye? Gücümüz yetmedi. Tepkilerden çekindik ve gücümüz yetmedi. Açamadık yani. İçeride ve dışarıda. Doğruya doğru bu. Doğru. Şimdi biz önümüzdeki hafta bugün... Cuma günü yani Ayasofya'nın içi, dışı ve çevresi herhalde halkımız tarafından doldurulacaktır. Ondan eminim. Çünkü yıllardır beklenen bir hasret var. Ben Danıştay kararı verildiği zaman burada yine stüdyodaydık. Çıktıktan sonra onunla ilgili sadece bir şey paylaştım. Bir satır paylaştım. Ayasofya'nın resmini koydum ve üstüne de hüzün bitti Ayasofya yazdım. O hüzün bitti derken aslında 82'de üniversiteye başladığımda her gün sabahleyin Ayasofya'nın önünden geçeriz. Akşamleyin de yine önünden geçer yurdumuza giderdik. Genelde ikindi vaktine denk geldiğinde Sultanahmet'te o
müezzinlerin çok güzel makamla okudukları ezanı dinlerdik. Ama Ayasofya sessizdi. Hüzünlüydü, mahzundu Ayasofya. O hep böyle içimde bir ukde olarak kalmıştır. Yani şu müezzinler karşılıklı okuyabilseler diye. Halbuki o zamanlar Ayasofya ile Firuza Camii'nin müezzinleri bir karşılıklı okuyor. Ama Sayın İmamoğlu zaten okunuyordu orada ezan diyor. Yoktu, hayır. Herhalde Ayasofya'nın o girişteki şeyde türbede okunuyor ya, tabii. Onu diyor. Ezan zaten orada namaz kılınıyor canım. Siz bilmiyorsunuz diyor. Yok, ben biliyorum. Hünkâr mahfili açılmıştı. O da 91'de şey açıldı. Orada küçük bir bölüm, orada da cuma namazı kılmıştık ama o çok sonraları oldu. Yani mahzun da Ayasofya. Ve bu son birkaç sene sonra şey okunmaya başladı. Ayasofya ile Sultanahmet'te müezzinler karşılıklı ezan okumaya başladılar. O zaman bir nebze içimizdeki hüzün kalkmıştı ama Danıştay'ın kararıyla birlikte Ayasofya'nın o mahzun hali ortadan kalktı. O zamanlar turistler için akşam 9'da ses ve ışık gösterisi yapılırdı. Sultanahmet aydınlatılırdı, anlatılırdı. Geçen sene izledik. Ayasofya Sultanahmet ışıklar içerisinde aydınlatılıyor. Ayasofya mahzundu yine. Dönerdik, bakardık. Ayasofya'da ışık yok. Karanlığa gömülmüş. Çok şükür. Geçenlerde şeydeydim. Bu Üsküdar'da arada kaldı. Çok büyük bir tespit bu. Tabii, tabii, Ayasofya gerçekten karanlığa gömülüydü. Karanlığa gömülüydü. Karanlığa gömülüydü. Üsküdar'da bu tarafa doğru baktığım zaman Sultanahmet'le Ayasofya'nın pırıl pırıl olduğunu gördüm. Müthiş bir şeydi. Ve orada okuyamadım. Sultanahmet'in minareler arasına çekilmiş mahyalarda bir şey yazıyordu. Ne yazdığını okumak mümkün olmadı. Çok uzaktaydım. Merak ettim ama. Fakat bu hem milli hakimiyetimizin, milli egemenliğimizin sembolü olduğu için çok kıymetli. Hem de İçimizdeki o mahzunluk ortadan kalkıyor. Hı hı. Ha çatlak sesler çıktı mı? Toplum geneli bir konsensüs içerisindeydi ama çatlak seslerin çıktığı şeyi ben bir cümleyle hatırlıyorum. Bir duvar yazısını hatırlıyorum Gezi olaylarında. Zulüm 1453'te başladı diyen zihniyetin zihniyeti paylaşanlar buna karşı çıktılar. Evet. O zulüm 1453'te başlayanlar kimin tarafında oldukları belliydi. Bizans tarafındalardı. Evet. Sayın Aralioğlu, siz Ayasofya daha önce açılmış olsaydı ibadete destekler miydiniz şimdiki gibi? Ya da doğru zaman bu zaman mıdır? Siz ne nasıl düşünürsünüz? Ya da geç mi kalındı bilmiyorum. Zamanı, ne dersiniz? Mustafa Bey, zamanı Sayın Cumhurbaşkanı... Yok şöyle, şimdi bizim yapacağımız işlerle alakalı, devletin bu tasarruflarla alakalı zamanlaması Sayın Cumhurbaşkanı'nın kendi belirlediği bir alan içerisinde olduğu için şimdi de bundan ibaret. Şimdi efendim geçen sene dendiğinde bu provokasyon sayarım dedi. Daha önce dendiğinde Sultanahmet doldu mu ki dendi. Sultanahmet hala dolamıyor ama şimdi zamanı geldi. Sayın Cumhurbaşkanı buna hükmetti. Bununla ilgili sıkıntım yok benim. Yani bu açılması lazım. Ceddimize ve onun ordusuna karşı vazifemiz vakfiyedir bu falan. Tamam. Şimdi ben bunun birkaç merhale ötesinde sorumluluk yüklendiğimizi düşündüğüm için Mustafa Bey, daha önce açılmalıydı. 90'larda açılsaydı herhalde İstanbul'a arabayla gitmeyi hürmetsizlik sayardım o gençlik duygularımla. İşte yürüyerek gideyim falan derdim, ne bileyim. Efendim İstanbul'a arabayla girmeyeyim de Fatih atla girelim falan gençlik zamanımızın belki hevesiyle böyle şeyleri de heves edebilirdik, bilmiyorum. Ama problem şu, ben ısrarla altını çiziyorum. Bizim fütühat sorumluluğumuz, tarihi sorumluluğumuz, insanlığa karşı sorumluluğumuz, millet olarak tarihi serencamımız içerisindeki seciyemiz insanlaradır. Yani Türk milletinin iftihar ettiği müstesna dönemler, insanların kalbine dokunabilmek imkanını ele geçirdikleri dönemlerdedir. İnsanın kalbine yürüdüğümüz ve fethi kalpten başlattığımız andan itibaren şehirler bize açılmıştır. İnsanı ihmal etmeye başladığımız andan itibaren, yani onu şöyle formüle ettim. Allah'a verdiğimiz sözü unuttuğumuz zamanlardan başımıza gelmiş gailelerin sonuçlarıdır bunlar. Şimdi biz şu araya sıkıştık.
Allah'a verdiğimiz sözleri unuttuk. Fatih'e verdiğimiz sözleri tutmaya çalışıyoruz. Halbuki biz Fatih'e verdiğimiz sözleri de tutmanın yolunun, yani fetih sorumluluğunun, yani insanlığa hizmet şuurunun, yani insanların kalbine dokunup onları insanca yaşayacağımız bir dünya idealine taşıma mefküremizin emanetini zayi ettiğimiz için açtığımız şey Sayın Cumhurbaşkanı'nın konuşmasında vardı. Asgari cihattır. Ekberi ne? Ekberi şudur. Şehri helal kazancın merkezi haline getirmek. Ekberi yalan konuşmayan bir milletin, adaletle yönetilen bir devletin, efendim liyakat istihdam edilen bir yönetim maharetini, memlekette insanca yaşama idealine dokunacak bütün verim şubelerini, büyük bir medeniyetin çocukları olduğumuzu ihsas ettirecek kuvvetin merkezi haline getirmek. Şimdi şehri imar emsal usulsüzlüklerinin, haramın, haksız kazancın, azgınca kazanma duygusunun merkezi haline getirdiğimiz berbat bir sicilimiz var. Resul Bey bilir, Vatan Caddesi açılırken orada yıkılmış şaheserlerimiz var bizim. Adnan Menderes döneminde. 200 küsür eserden bahsederler. İlber Hoca da zaman zaman bahseder bunlardan, biliyorsunuz. Şimdi biz cadde açacağız diye canım şehrin böyle parmakla gösterilebilir, dünyada sayıları böyle parmakla sayılsa bulunabilir eserlerini cadde açacağız diye mahvetmiş olmak gibi bir sorumsuzluk da var sicilimizde. Dolayısıyla ben şunu ihmal etmememiz lazım. Bizim sorumluluğumuz sadece ceddimizin kılıç hakkı, bazen böyle diyoruz kılıç hakkı, bazen diyoruz ki fetih hakkı. Ama bizim esas sorumluluğumuz, Türk milletinin esas sorumluluğu insanlığa karşı sorumluluğudur. İnsanlığa karşı sorumluluğu da belirleyen şeyin çerçevesi şundan ibarettir. Yalansız, haramsız, talansız, israfsız, mütevazı bir dünya inşa etmek. Yani bizim millet olma gerçekliğimizin medeniyete dönüştüğü kadim duyguları yeniden millete hediye edebilmek. Şimdi bunlardan haber yoksa bir şehirde artık bunlar mumla aranabilir. Bazı mütefekkirlerin, münevverlerin sohbetlerine konu edilebilir. Eskiden böyle şeyler olurdu diye hatıralarına hürmeten cümle kurulabilir işler haline gelmişse, açtığımız binada sadece kıldığımız ibadet, yaptığımız ibadetler bizi ceddimize, Fatih'e ve onun şerefli ordusuna karşı sorumluluktan kurtarabilir. Tarihe, insanlığa ve milletimize karşı, Allah'a karşı sorumluluğumuzdan bizi kurtaramaz. Vakfiye sadece Ayasofya mıdır? İstanbul'un vakfiye edilmiş nereleri talan edilmiştir? İstanbul'da vakfiye edilip de canına okunmadık nere kalmıştır İstanbul'da? Dolayısıyla bizim esas sorumluluğumuzun, ısrarla altını size size söylüyorum, bizim neslimiz belki bu söylediklerimi anlayabilir ama yeni nesil bunlardan da çok kopuk başka bir yere geldi. Sizinle diğer sohbetimizde söylemiştim. Mesela 90'larda olsaydı ben şu andaki coşkunun belki 1000 katı coşkunun yaşanacağına inanıyorum. Bu 18 yıllık tırnak içinde söylüyorum mukaddesatçıların iktidarında aşınan değerlerin, aşındırdığımız kavramların, aşındırdığımız mefhumların bugün bu biraz önce İbrahim Bey'in söylemiş olduğu ya bu mahzunluğun ortadan kalktığı bugüne çok büyük bir coşkuya dönebilme imkanı vardı. Eyvallah. Ama 18 yıl öyle kendimize yakışmaz işler yaptık ki aslında bu mahcubiyetimizin içine yeni mahcubiyetler de eklenmiş oldu. Binayı açtık. Tıpkı başörtüsü davası ile ilgili söylediğim bir şey vardı benim. Başörtüsü mücadelesini kazandık ama tesettür hassasiyetimizi kaybettik. Bu da öyle. Binayı açtık ama fethin ruhunu kaybettik. Fethin ruhunu kaybettikten sonra açtığımız bina sadece bizi Fatih Sultan Mehmet Han'a karşı vazifemizden ya da mahcubiyetimizden kurtarabilir. Peki. Allah'a, Türk milletine ve insanlığa karşı sorumluluğumuz omuzlarımızda bütün ağırlığıyla duruyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.